öncelikle işte resmi adıyla Tunceli, eski adıyla da Osmanlı'dan gelen adıyla Dersim eyaleti, birçok yönüyle tarihsel, efsanevi, simgesel bir kent. Özellikle Aleviler açısından. Tabii aynı zamanda o bölgede hükümranlık sunan hakim devletle yaşanan hikayeler bakımından da çok mevzulara konu olmuş bir kent. Örnek veriyorum, demin işte 38'den bahsettiniz. O bütün o olaylar, yaşanan o trajik mevzular, Dersim o dönem halkının tertele diye adlandırdığı o büyük kıyımdan günümüze gelen olaylara baktığımızda temel sıkıntı, işte her şeye rağmen Dersim'in hala ayakta kalması, hala inancında, kültüründe inat etmesi, dolayısıyla da burada karşı tarafında buna karşı bir inatla orayı kırmak istemesi, bir şekilde yola getirmek istemesi talebidir. Ama bunun arkasında, arka planında yatan ve tarihselden günümüze gelen şey şudur. Aleviliğin mevcut verili kurulu inanç açısından, devlet inancı açısından yok edilmesi gereken, ortadan kaldırılması gereken bir temel sorun olarak görülmesinden kaynaklanıyor. Yani bu sonuçta bir ikilik yaratıyor, aslında bir karşı düşünce yaratıyor. Yani mevcut sunulmuş olan din, inanç, hakim unsurların inancı, onlara göre işte herkesin kabul ederse yönetmek açısından daha kolay olacağını düşündükleri için nedir? Alevilik de buna karşı bir karşı düşünce, karşı inanç sunuyor ve aslında zihin bulandırıyor. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Ya bunu işte zamanında savaşlar, isyanlar, karşı karmaşıklar, bir sürü şeyler oldu ama hala duruyor. O zaman ne yapalım? Günümüzün modern anlamda zamana yayarak yok etme yöntemlerinden biri nedir? Asimilasyon. Asimilasyon yöntemlerinden biri nedir? İşte oranın halkı, inananları, inançları talep etmediği halde bir başka inancın bir eserini, bir ibadethanesini getirip oraya kondurmak, yapmak. Ha, diyeceksiniz ki ya orada işte yaşayan Sünniler de var, memurlar da var, işte devletin diğer bürokratları da var. Tamam da zaten yani namaz her yerde kılınabilen, özellikle de mescit denilen yerlerde her kurumun kendine göre inancını ifa ettiği alanlar mevcut. Orada bir sıkıntı yok. Kimsenin de bir şey dediği yok. Fakat simgesel anlamda bir yapı yapmak aslında oraya damgasını vuran inanç budur manasına gelen de bir şeydir. Hele hele bu yeni ve modern bir şeyse. Şimdi hele hele bir de bunu diyanet yapmak istiyorsa, diyanet oraya nasıl bir cami yapacak? Çok merkezde bir yerde, çok göze görünür, şaşalı, hakim bir yere bir cami konduracak ve ya işte bakın burası bildiğimiz klasik anlamda görenlerin Sünni Müslüman bir yer. Halkında ya en azından arkadaş böyle olur bu işler. Ya bayramda, seyramda bir geliverseniz, toplansanız ne olur? Bir cumaya gidiverseniz ne olur gibisinden bir asimilasyona yönelik ayak atmak. Halbuki burada yaşayan insanlar inançsız insanlar değil ki. Bu insanlar kendine göre inancı olan, hak inancı olan, yolu olan insanlar ve bu yolu güden insanlar, bu yola bağlı insanlar, pirleri olan, yol önderleri olan, inanç önderleri olan insanlar. Dolayısıyla ille de cami yapmakta ısrar etmenin yolu doğrudan asimilasyondan geçiyor. Tabii işte ben hep şu soruyla da zaman zaman karşılaşmışızdır. Ya madem işte Alevi itikadında, inancında cami yok, Hacı Bektaş'taki cami de ne oluyor sorusunu hemen böyle birkaç tarih bilmez sormuştur. Tabii bunun cevabı çok nettir, basittir. 1826'daki Yeniçeri isyanıyla beraber biliyorsunuz Yeniçeriler aynı zamanda kent Alevilerinin koruyucularıydı. Oraya bağlılardı. Yani dergahlara bağlılardı. Ve aynı zamanda
o dergahların koruyucusu konumundaydı. Yeniçerilik ortadan kaldırıldıktan sonra bütün dergahların başına, Bektaşi dergahlarının başına Sünni Nakşi posnişinler atandı ve Hacı Bektaş'ın oraya da o cami öyle 1826'dan sonra 10 yıl sonra yapılan bir camidir ve aslında bir nevi ibret camisidir. Yani daha önce o külliyeyi, o dergahı kuranlar oraya cami yapma ihtiyacı hissetmediler. Tam tersine orası bir nevi el konduktan sonra bir yapılan bir camidir. Dersim'e oraya bir cami yaptırıyor olmak, bu tamamen Diyanet'in ayıbı olur, devletin bir ayıbı olur. Niye? Alevlere karşı ayıbı olur. Sünni vatandaşların hani oraya çok yoğunlarda gürül gürül gitme, orayı doldurma anlamında bir ihtiyaçları yok çünkü. Dolayısıyla da o doğru bir şey değildir. Biz Aleviler olarak, Aleviler vardır, Aleviler haktır düşüncesinden hareketle bunu kabul etmeme, buna direnme anlamında bir tavrı koymak zorundayız. Çünkü bu doğrudan bizi aslında yok saymaya ve ileride de yok etmeye yönelik bir tavırdır.